Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle destek ve hareket sistemine devam ediyoruz. Bilgi sarma 10. sınıftayız. Konumuz kas dokusu kazanım testi 2 arkadaşlar. Sayfamız 65. Birinci sorumuzla başlıyoruz. Kaslar kemiklerle birlikte vücuda şekil verir. Kasların temel görevi bulunduğu yerde hareketi sağlamaktır. Buna göre kaslar vücudumuzda 1 2 3'ten hangilerinin gerçekleştirilmesini sağlar diye sorulmuş arkadaşlar. Nefes alıp vermede bizim Diyafram kasımız var arkadaşlar. Silgili kas yapısında fakat isteğimize bağlı olmadan çalışıyor. Yürürken koşarken yine kol bacak kaslarımız arkadaşlar devreye giriyor. Kanın damarda hareket etmesini sağlayan yine düz kaslarımız vardır. Bakın bunların tamamında biz kaslarımızı ne yapmış oluyoruz? Kullanmış oluyoruz. İkinci sorumuz kas dokusu ile ilgili olarak hangisi yanlıştı diye sorulmuş. Kas hücrelerinin zarlarına sarkolemma, stoplazmasına ise sarkoplazma adı verilir. Kas dokusundaki mitokondri sayısı fazladır. Enerji ihtiyacı fazla olduğu için oksijenli solunum yaptığı için mitokondride sayısının fazla olduğunu söyleyebiliriz. Kas hücrelerinin endoplazmik retikulumuna biz özel olarak sarkoplazmik retikulum adını vermekteyiz. Kas demetleri birleşerek aktin ve miyozini oluşturur. Arkadaşlar kas demetleri demek. Bakın demetleri demek. Kas lifleri kas hücresi demektir. Kas lifleri birleşerek kas demetini, kas dokusunu oluşturur. Şimdi aktif ve miyozin kas lifinin içerisinde bulunan proteinler kasılıp gevşemeye sağlayan en küçük yapı taşı gibi düşünebilirsiniz. Protein birimcikler. O zaman kas demetleri nasıl birleşerek aktif ve miyozin oluştursun? Yani aktif miyozinler çok çok daha küçük kas lifi içerisinde yer alıyorlar. O zaman bu yanlış olacak. Kasılıp gevşeme hareketi yapıyorlar kaslarımız. Evet, zaten bu şekilde kasılıp gevşeyerek görevlerini yerine getirmiş oluyorlar. Cevabımız deniz olarak bulunur. Üçüncü sorumuza bakacak olursak Aşağıdaki şekilde bir kas çeşidine ait görünüm verilmiştir. Bakalım. Mekiye andıran bu kasımızın arkadaşlar ismi bir tane bakın çekirdeğimiz var. Düz kas arkadaşlar. Kasımızın zarı sarkolemma, Stoplazması sarkoplazma adını alır. Buna göre hangisi yanlıştır? Hücreleri çok çekirdeklidir. E bir tane çekirdek var bakın şurada görüyorsunuz arkadaşlar. Çok çekirdek olamaz. Baştan kaybetti. Aktin ve miyozinler düzensiz yerleştiği için bunlarda bantlaşma yoktur. İstemsiz çalışır düz kaslarımız otonom yani otonom sinirlerce çalışması denetlenmiş olur ister istemez. Ve laktik asit fermentasyonu yapmaz. Sadece sigiri kaslarımız arkadaşlar ne yapıyor? Laktik asit fermentasyonu yapıyor. Kalp kasımız ise sadece iskemi durumunda yani ölüm anında laktik asit fermentasyonu yapabiliyor arkadaşlar. Dördüncü sorumuza bakacak olursak kalp kası için hangisi doğrudur diye sorulmuş. Bantlaşma vardır. Evet arkadaşlar kalp kasında çizgili kasa benzer tarza bakın. Yapı olarak çalışma prensibi düz kasa benziyor. O zaman bantlaşma vardır. Hücrelerinde bir veya iki tane çekirdekleri de vardır. Yapı olarak çünkü çizgili kaslara benziyor demiştik. Hızlı çalışıyorlar ancak yorulmuyorlar. Çizgili kaslar yoruluyor fakat bunlar yorulmuyorlar. Zaten yorulursa ölürüz arkadaşlar. Çalışamaz hale gelir. uyartısını kendi kendine oluşturabilen bir kastır. Kalp kası sadece. Dolayısıyla Bunların tamamı arkadaşlar kalp kası için doğru ifadelerdir. Gelelim 5. sorumuza. İskelet ve kalp kasının bazı özelliklerinin yönünden karşılaştırılması verilmiştir. Buna göre hangileri doğrudur diye sorulmuş. Şimdi iskelet kası çizgili kas, kalp kası zaten adından belli. Dolayısıyla çizgili kas ve kalp kasını karşılaştırıyoruz. Bantlaşma İskelet kalıcı gidik hasta görülmez demiş. Tam tersi görülür arkadaşlar. Kaklasında bakın görülür. Yap olarak bunlar birbirine benziyorlar da bu yanlış bir ifade. Somatik sinirler yani isteğe bağlı çalışan sinirler tarafından kontrol edilir. İskelet kasının çalışması yok demiş bakın buna yanlış. E buna da var demiş bakın da tam tersi yanlış. Bu otonom bu somatik olacak arkadaşlar. Bu da yanlış bir ifade. İstemli çalışma evet iskelet çizgili kaslarımız istenli çalışıyor, kalp kasımız istenli çalışmıyorlar. Bu doğru bir ifade olmuş. Oksijenli solunumu her ikisini yapabilir arkadaşlar. Gerçekleştirebilir. Dolayısıyla cevabımız 3 ve 4. Yani bursu olarak bulunmuş oldu. Gelelim 6. sorumuza. Motor sinir hücreleri ile kas hücreleri arasındaki bağlantı bölgesine biz motor uç plağı adını vermekteyiz. Yani şu görmüş olduğunuz kasımıza motor nöronların bakın şu uçları bağlanıyor. Biz buna motor uç plağı adını veriyoruz ve kasın kasılması esnasında bakın bu bağlandıktan sonra şu gördüğünüz motor uç plağı kısmından neler meydana geliyor ki hangi sıraya göre kas kasılıyor bakın onu sormuş. İlk önce nörotransmitter olan maddeler hormonlar. zarında şu zarda arkadaşlar sodyum kanallarını açacak. Bu bir numara olması lazım. Daha sonra sodyum kanalları açılınca kas hücresinde depolanmış olan kalsiyumları e, T hücreleri dediğimiz hücreler arkadaşlar ne yapıyorlar? Sitoplazmaya dağılması için uyarıyorlar. Dolayısıyla e, sarkoplazmik sarkoplazma kalsiyum yönlere bu şekilde difüzyonu ne yapıyor arkadaşlar? Sodyum kanallarının açılmasıyla T hücreleri sayesinde sitoplazmaya yayılıyor. Daha sonrasında aktin filamentlerin miyozinler üzerinde kayarak kayan iplikleri hipotezine göre kasların kasılmasını sağlamış oluyor. Yani bunların tamamı aynı sırada ne yapıyor? Gerçekleşmiş oluyor. 7 sorumuza bakacak olursak çizgili kasın anatomisi gösterilmiştir. Buna göre kasılma ve gevşeme sırasında verilenlerden hangileri gerçekleşir diye sorulmuş. Kasılırken ne olur? Gevşerken ne olur? Arkadaşlar kaslar kasılırken kas kasılırken hız azalır. Yani haş görünmez olur. I daralır. Z'ler birbirine yaklaşır. Kas gevşerken, kas gevşerken hız artar. Yani H tekrar görünür hale gelir. Bakın şu kaybolmuştu. Tekrar görünür hale geliyor. I bandı bakın şu bölge genişliyor. Genişler. Şu Z'ler de birbirinden ne yapar arkadaşlar? Uzaklaşır. Yani şu Z'ler birbirinden uzaklaşmış olur. Dolayısıyla kasılırken A bandı daralır demiş. Bakın onu da söyleyeyim. Aha değişmez. A bandı, hacim, ağırlık. Bunlar değişmiyor. O zaman daralması yanlış bir ifade. I bandı daralır kasılırken evet hız azalıyordu. I bandı daralır. Z'ler de birbirine yaklaşır. Evet Z'ler yaklaşıyordu kasılırken. Gelişerken sarkomer genişler. Sarkomer şu arkadaşlar. iki tane Z çizgisi arasındaki şu yapıya biz sarkomer adını veriyoruz. Bu gevşerken genişler. H bandı tam tersi bakın ne yapıyordu burada? Görünür hale geliyor idi. Daralmıyordu. Yanlış bir ifade. Aktinin boyu arkadaşlar ince olan protein bakın şunlar aktindir. Kalın olan ise bakın miyozindir. Yani şöyle düşünebilirsiniz. iki tane A miyozini bir tane A aktin oluştu. O zaman ince uzun olan aktin, kısa ama kan olan miyozin olarak kafanıza bu şekilde kodlayabilirsiniz. Aktinin boyu arkadaşlar burada bakın değişmez. Sabit kalır. Miyoz ne değişmez? Dolayısıyla cevabımız 2, 3 ve 4 yani bolu doğru olarak bulunmuş olur. 8. sorumuza bakacak olursak kasılma ilerinin zamana bağlı değişimi gösterilmiştir. Buna göre hangileri doğrudur diye sorulmuş. X gizli evredir. Bakın kasılmadan önceki dinlenme anı gibi düşünebilirsiniz. Gizli bir evre. Daha sonra kasılmaya başlayacak. Y'de kasın boyu kısalır. Yani kasılırken kas kasılırken Z'ler birbirine yaklaşıyordu. Bakın bu da kasın boyunun kısaldığını Z'de gevşerken bakın tam tersi uzaklaşıyordu. Z'ler birbirinden. Bu da boyunun arttığını ne yapar? Bize ifade eder. Doğru bir ifade. A tonus büyüklüğüdür. Bakın Baygın olmadığımız sürece kaslarımız hafiften kasılı haldedir. Bunu orta bey yönetiyordu. Biz buna kas tonusu adını veriyor idik. Dolayısıyla cevabımız arkadaşlar edirne olarak bulunmuş olur. Gelelim 9. sorumuza. Kasların kasılması sırasında 1-2-3 enerji ham maddelerin kullanım sırası sorulmuş. İlk önce hazırda ATP'ler varsa onlar kullanılır. Daha sonra kreatin fosfat ADP ile reaksiyona girer. İkisi ATP'ye dönüşür ve kreatini açığa çıkarmış olur. Dolayısıyla, dolayısıyla 1 sonra 2 en son glikojen glikoza parçalanır. E, Oksijenin sonuna bakın dahil olur. En son süreçte bakın glikojene, hatta yağ hatta proteine sıra gelir. Yani cevabımız 1 2 3 sırası şeklinde gerçekleşmiş olacak arkadaşlar. 10. sorumuza bakacak olursak kasın kasılma grafiği gösterilmiştir. Buna göre tam fizyolojik tetanozu ifade eden bölge hangisi? Yani krampı ifade eden bölgeyi sormuş. Dolayısıyla bakın şurada görüyorsunuz kas o kadar çok kasılmış ki gevşemeye vakit bulamamış. burada çok sık kasılmış. Çok fazla gevşemeden bakın bu şekilde bir daha bir daha kasılmış. Ama burada bakın tamamen kramp yani tetanos haline bürünmüş. Yani cevabımız Adana olarak bulunmuş olur. 11. sorumuza bakacak olursak. Zigleri kasın kasılması sırasındaki grafiklerden hangisi görülür diye sorulmuş arkadaşlar. Zigleri kaslarımız laktik asit miktarını artırıyorlar idi. Kreatin miktarını kreatin fosfat kullanıldığı için kreatin açığa çıkar, azalmaz. Kas gevşerken kreatin tekrar azalır. Yeniden kreatin fosfat sentezinde kullanılır. Çünkü bir dahaki kasılmada çünkü harcanacaktır. Karbondioksit ve oksijenin sonu açığa çıktığı için çizgili kaslarımız da artar miktarı diye düşünmeliyiz. Cevabımız 1 ve 3 yani denizli olarak bulunmuş olur. 12. ve kas testimizin son sorusuna bakacak olursak kas sistemi için hangisi yanlıştır diye sorulmuş. Kas ve kemikler tendonlar ile birbirine bağlanıyorlar. Evet kasın kemiğe bağlandığı yere biz tendon diyoruz. Sigiri kasın dinlenme durumunda bile bir miktar kasılı olması kas tonusunu ifade ediyor. Orta bey yönetiyordu. Kasın kasılması için gerekli minimum uyarı işletine biz arkadaşlar eşik değer adını vermekteyiz. Kas lifi gevşemeye fırsat bulamadan art arda eğer uyarılıyorsa biz buna fizyolojik tetanoz yani kramp adını vermekteyiz. Bu da doğru bir ifade. Kasın sadece eşik değerdeki uyartılara cevap vermesine ya hep ya hiç prensibi denir demiş arkadaşlar. Şimdi kasımız kasımız sadece eşik değerdeki uyarılara cevap e, vermesi ifadesi doğru. Ama bu ya hep ya hiç prensibi ni ifade etmez arkadaşlar. Çünkü bir kas lifi için bu olay geçerli. Kas dediği zaman kas demeti akla gelir. Kas demetinde bir sürü kas lifi vardır. Her kas lifinin farklı bir eşik değeri vardır. Dolayısıyla biz burada kasın cevap vermesine ya hep ya hiç prensibi kuralına uyuyor diyemeyiz. Kas lifi olsaydı bir tane kas lifi için bunu düşünebilirdik arkadaşlar. Ama burada ya hep ya iş prensibi geçerli değildir. Dolayısıyla cevabımız yanlışı sorduğu için Edirne olarak bulunmuş olur. Evet. Kas testimizde bu şekilde bitirmiş olduk. Kas doku testimizi bir dahaki derslerimizde görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum arkadaşlar. Kolay gelsin.